Yeniden merhaba. Size biraz Merve Aktaş kalıplarından bahsetmek istiyorum. Daha önce bu kalıplardan Ayşe Kaya soran bir trench coat dikti. Biz de değişik bir kap yani mevsimlik bir üst giyim dikeceğiz. Gabardin bir kumaşımız var. Kumaşım çok güzel bir kumaş. Gene arkadaşımın hediyesi. Hediye olmayan kumaşla dikmiyorum. Şöyle de bir metrajım var. Metrajını şimdi size ölçüp söyleyeceğim. Yalnız fabrika çıkışı kumaşlardan olduğu için gene şurada bize böyle bir sürpriz yaptı kumaşımız. Şöyle bir deliği var. İlk önce bakıyorsunuz kumaşı kesime hazırlamadan önce herhangi bir yerinde defosu, eksiği, gediği var mı diye bizimkinin gene varmış. Şöyle bir işaret koydum. Şimdi çok farklı bir fastal planıyla yerleştirebilecekken geçici olarak koydum ben bu kalıpları. Ama şöyle koymak zorunda kaldım. Yani kumaşımdan da fire vereceğim. Ucu ucuna kıtı kıtına çıkarmaya çalışacağım. Eğer çıkmazsa kalıbımın bir 3-4 santim boyunu kısaltmam kafi olacak. Kumaşımı da ölçtüm. Pardon. Şimdi burada 2.65 kumaşım var. 2.65'ten rahatlıkla çıkabilecek bir model kalıp 2,5 metreden de çıkar. Çünkü hiçbir değişiklik yapmazsanız yani boynu uzatmazsanız 2,5 metreden de rahatlıkla çıkar. Bana niye çıkmıyor? Buradaki defodan dolayı çıkmıyor. Yani siz böyle bir trench coat veya üst giyim dikmek isterseniz çiften 2,5 metre kumaş alacaksınız. Eğer trench coat dikerseniz enine ve boyuna esnemeyen trench coat kumaşlarından almanızı öneririm. Bu trench coat ve mevsimlik üst ceket karışımı bir şey olacak. Ben de merak ediyorum. Rengini de çok beğendim. Ne zamandır aklımdaydı. Merve Hanım'a kısmetmiş. Şimdi kalıplarımı yerleştireceğim. Şimdi gene hem kalıpları gösterip hem nasıl bir kumaş yerleştirme yaptığımı göstermek istiyorum size. Kıtı kıtına yerleştirmek dediğimiz yerleştirme bu. Şunlar tela kalıplarım. Bunlardan tela kesilecek. Şöyle anlatayım. Diyelim ki üst yakam bu. Bu da benim tela kalıbım. Dikiş paysız yapışacağı için tela bu şekilde kesildi. Bu da bunun tela kalıbı. Bunlardan tela keseceğiz. Gene ucu ucuna çıkardım. Şurada bir kumaşımı düzeltmiştim. Pervaz kalıbımı koydum. Klapamı koydum. Bakın şurada gene milim milime dikiş payını kalıp üzerinde verdiğim için işim biraz daha kolay oldu. Tam şu etek ucunda şu böyle kesiğin olduğu yere denk getirdim ki buradan keseceğim. Kalıplar şu andan itibaren benim çok fazla hoşuma gitmeye başladı. Nasıl olacak? Merakla bekliyorum. Şurada 4 adet bir cep torbam var ama ben bunları kesmeyeceğim. Çünkü modelde hem gizli cep hem fileto cep yeri verilmiş. Kumaşımın yetip yetmemesinden çok emin olamadığım için şu an bana belki şurada bir bütün parça belki lazım olabileceğini düşündüğüm için şu an kabanımı, ceketimi, trench coat'umu diyeyim cepsiz tasarlamak mecburiyetindeyim. Eğer kumaşım olsaydı şuradan rahatlıkla kesip kesip çıkarırdım. Şimdilik yapmayacağım. Cep kesmiyorum. Kesebilirim, yapabilirim. İlerleyen zamanlarda hep beraber göreceğiz. Şimdi kumaşımızı kesme zamanı. Düz boy ipliklerine çok dikkat ederek tek tek yerleştirdim. Dikkat etmemiz gereken şeylerden biri kol işaretleri. Şurada yaka takma işaretlerini alacağız. AA demiş. Ondan sonra kol ortasını işaretledik. Daha sonra gene almamız gereken şeyler var. Bakın burada A'lar, B'ler var. Kumaş kaplarımız var. Bu yakadan bir tane daha kesilmesi gerekiyor. Bundan da bir tane daha kesilmesi gerekiyor. Onları şuradan keseceğim. O yüzden cep kesemiyorum zaten. Çünkü tek katı arka ortası dikişte olmak zorunda olacak. Maalesef bu kadar metrajdan çıkaramamamızın nedeni de dediğim gibi kumaşımızın tam ortasında bir delik olması. 2,5 metreden rahatlıkla çıkabiliyor. Evet, kestim. Ucu ucuna kıtı kıtına şöyle çıktı ama şuradaki yakadan birer tane de buradan alt yaka olarak dikiş paylı kesmem gerekiyor. Şimdi onu keseceğim. Ondan sonra dikmeye başlayacağım. Yani cep belki yandan gizli cep ve astar kumaş kullanarak yapmayı da hedefliyorum. Evet, tele kalıplarımı dikiş paysız çıkarmıştım, hatırlıyorsunuz. Onları şimdi dikiş paysız kestim. Tele kalıplarımı yapıştıracağım. Bir tane misafirim var benim. Bugün bir genç kızımız geldi. Ona da klapanın tela kalıbını
kopyasını çıkarttırıyorum şimdi. Dikiş paysız olacağı için hem elimde bulunsun istedim. Hem de onu bugün kalıp çıkarmayla tanıştırdım. Şimdi yavaş yavaş telalarımızı yapıştırmaya ve kumaşlarımızı birleştirmeye başlayacağız. Burası kumaşımızın tersi. Kumaşımızı tersinden kesmiştik. Bakın şurada orası delik olan yeri işaretlediğim yer geldi. Şimdi baskı dikiş ile dikmeyi düşünüyorum. Yani içi dışı temiz bir dikiş olacak. Overlock çekmeyeceğim. Dikişleri baskı dikiş ile yapmayı düşünüyorum. Onu da arka ortasıyla yapmaya başlayacağım. Kumaşı yüzü yüzüne çevireceğim ve yüzüne doğru dikeceğim. Bir beyaz kot ceket dikmiştik. Eğer bunu daha sonra paylaşmışsam orada da ayrıntılı anlatımı var. Bakabilirsiniz. Gene anlatacağım. Sıra geldi yakanın ve klapanın telalanmasına. Telalanmayla ilgili ve telalarla ilgili nasıl yapıştırıldığı ile ilgili yeşil kaban ve kırmızı kaban gönderilerimde çok fazla video var. O yüzden uzun uzun tela yapıştırmayı göstermeyeceğim. Telalarımı yapıştırdıktan sonra işime devam edeceğim. Sadece bilmeniz gereken şurada. Tela dikiş paysız kesilir. Dikiş payları dışarıda kalacak şekilde üst üste geldiğinde kalınlık yapmaması için. Gördüğünüz gibi klapamda da dikiş paysız telamı güzelce yapıştırdım. Şimdi aşama aşama gideceğiz. Arka ortasını dikerek başlayacağım. Çünkü kapalı baskıyla yapmayı düşünüyorum. Gene işaretlerimi koydum. Düzün tersini karıştırmamak için. Yakayı birleştirme yerinin işareti. Bunları hiç silinmemesine dikkat edeceğiz. Şimdi burada şu şekilde bir çalışma yürüteceğimi söylemiştim. Bu çalışmanı yani kapalı baskı tekniğiyle dikeceğiz. Diğer işlemlerini de o şekilde yapacağız. Kapalı baskı tekniğiyle ilgili çalışmalar. Beyaz bir kot ceket dikmiştik. Orada var. Ekliyorum şimdi. Ekran görüntüsünde izleyebilirsiniz. İşlem basamakları yani bu dikişi nasıl yaptığımızla ilgili. Bir de bir küçük videom daha var. İkisine bakarak bu dikişi yapabilirsiniz. Yani bu dikişi yapmadaki amacımız içi dışı temiz gözüksün diye. Özellikle astarsız çalışacağımız ceketlerde, üst giyimlerde yapabiliyoruz. Astarsız çalışacaklarımıza yaptığımız birinci tekniğimiz bu. İkinci tekniğimiz de inşallah başka bir çalışmada göstereceğim. Onda da dikiş paylarına biye yaparak temizliyoruz. Şimdi trench coat dikimini veya üst giyim dikimini bir puzzle'ın parçaları gibi düşünün. İşte tel alamak, puzzle'ın bir parçası, yakaları hazırlamak, cepleri hazırlamak, dikişleri ve astarı hazırlamak. Bu puzzle'ın parçası, işte burada bir kolda tünel var. Şuraya ilik açılacak ve birit geçirilecek. Bunu yapmak. Bütün bu parçaları tek tek yaptıktan sonra parçaları bütüne çevirmek işlemini yapacağız. Cep maalesef yapamıyorum. Çünkü bu tünelin içinden geçirecek viya parçalarına da ihtiyacım var. Onları da çıkaracağım. Kolu tamamlayacağım. Kumaşım artarsa cep çalışmaya çalışacağım veya uygun bir astar bulursam ama söz veriyorum size bir cep çalışması göstereceğim. Hatta birkaç cep çalışması göstereceğim. Farklı farklı gösterdiğim de var. Eski videolarda gene bakabilirsiniz. Yandan açılan cep vardı, gizli cep. Şimdi yakamı hazırlayacağım. Klapalarım zaten hazır. Kol tünelimi hazırlayıp kolu dikeceğim. Yani kolu hazırlayacağım. İliğini açacağım. Ondan sonra parçaları birleştireceğim. Şimdi kol tünellerimin iliklerini hazırlayacağım. Tünelin tam ortasını buldum. Tünelin tam ortasında işaretler aldım kalıp üzerinden. İlik işaretleri vardı kalıp üzerinde zaten. Dikine 4 tane ilik açacağım buraya. İçinden biye geçireceğim ve kol ağzını bağlamış olacağız böylece. Koldaki tünel yerini de belirledik. İliklerimizi açıp tünelimizi yapıp biyelerimizi hazırlayacağız şimdi. Kol biyelerim içinde verev parçalarımı çizdim. Şimdi kesip çevirmesini yapacağım. Bunu da anlattığım her zamanki gibi videolarım var. Onu da şimdi eklerim zaten. Biye parçalarımı kestim. Makinelerini çektim. Şimdi bunları çevirmekte kaldı sıra. Tünel parça. Ay tünel diyorum ya. Biyelerim de bitti, kol biyelerim de. Tünel dikeceğim ya birazdan, aklım onda kalmış. Ütüleri olacak. Bunu şimdi ütülenecek, hazır olacak. Tünel parçalarımın iliklerini açtım. Şimdi tünel parçalarımı kola dikeceğim. Evet, tünellerimi yerleştirdim. Makinelerini çekeceğim şimdi de. Şöyle gösteriyorum iliklerimi de. Buradan da biritleri sokup buradan çıkarıp kolumuzu hazırlayacağız. Biritlerimi içinden geçirdim, çıkardım. Burada da büzüldü bu şekilde.
Kollarımız hazır olacak. Şimdi kol altını birleştirip kolları bitirelim ve takması kalsın. Kollarımız hazır hanımlar. Biyelerimiz, tünelimiz, kol ağzını diktik. Şimdi beden çalışmalarına geçeceğiz. Kolları bir kenara koyacağız. Kola geldiğinde sıra takacağız ve bitecek. Şimdi de yan dikişler ve omuz dikişlerinin ayarlamasını yapıyorum. Daha sonra parçaları birleştirmek için ütüsünü yapacağım. Bir ara ütü şart biliyorsunuz. Sırada yakayı hazırlamak var. Yakamın telalarını önceden yapıştırmıştım. Her şeyi hazırlamıştım. Klapamı da hazırlamıştım. Pervazımı da. Şimdi ilk önce üst yakamı hazırlayarak işe başlıyorum. Üst yakamın tam telanın kenarından, yani dikiş paylarının olduğu yerden şöyle bir makine çekeceğim. Makine çektikten sonra uçurmalarımı ve çıtlatmalarımı yapıp yakamı tersine çevirip ütüleyeceğim. Makinalarımı çektim. Uçurmalarımı ve çıtlatmaları yapacağım şimdi yaptım. Çevireceğim ve ütüleyeceğim. Üst yakamız tamam. Sıra alt yakamızla üst yakamızı birleştirmekte. Telalı kısım telalı kısma, telasız kısım da telasız kısma gelecek şekilde bunları şimdi birbirine dikeceğiz. Telalı kısmın tam orta noktasıyla üst yakanın tam orta noktasını iğneleyeceğim ve bunu iki tarafa doğru yerleştireceğim şimdi. Yakamız tamam. Şimdi klapalarla pervazımı birleştireceğim. Sonra puzzle'ın diğer parçaları birleşecek. Bunu geçtim anlatırken. Bir saniye şöyle göstereyim. Şunu şuraya birleştireceğim. Bunu buraya birleştireceğim. Diğer klapanın parçası da buraya gelecek. Yeniden size göstereceğim. İçim rahat etmedi. Şöyle de göstermek istiyorum. Sonra Merve Aktaş bana demesin. Sibel hocam ne kadar acele anlatmışsın. Anlatmak istemiyorum ama kendisi de kanalında çok çok güzel anlatmış. Onun kanalından da bu trenç kotun dikimini izleyebilirsiniz. Klapam da tamam. Şu işaretlerim önemliydi biliyorsunuz. Klapama şöyle göstereyim. Pervazımı diktim. Şimdi devam ediyoruz. Aynı zamanda bu trenç kotun çalışması Ayşe Kaya Soran'ın videosunda da var. Bakabilirsiniz. Bakın kumaşımdaki burada hasar varmış. Hasar kontrolü yapmış olmama rağmen bu gözümden kaçmış. Üst yakamızı yerleştireceğiz. İşaretlerimiz tamam. Yakanın ortası bedenin ortasına gelecek. İşaretlerimiz de buraya denk gelecek şekilde. Şimdi iğneleyeceğim. İğneleyeceğim söyleyemedim. İşaretlerine göre yakamı açık halde yerleştirdim. Yaka ortasını yaka ortasına denk getirdim. İki kenara kadar getirdim. Şimdi bunu dikip klapamı yerleştireceğim. Evet şimdi üst yaka, klapa, pervaz hepsini üst üste getireceğim. İşaretlerime göre, köşelerime göre yerleştireceğim. İğneleyeceğim. Makinasını şöyle çekeceğim. Ve çıtlatmalarını, ütülemelerini yapacağım. Çıtlatmalar, ütülemeler, temizlikler yapıldıktan sonra şöyle tekrar gösteriyorum. Çevireceğim burasını ve ütüleyerek yeniden verev teğelle yakamı bir oturtacağım. Klapamı da iğneledim. Bugün biraz herhalde artık ara verme zamanı geldi diye düşünüyorum. Tabi ben burada aralar veriyorum. Günler geçiyor ama videoda peş peşe ekleniyor onlar. Yaka klapa işlerim bitti. Kollarım bitti. Şimdi sıra ütü. Çok güzel bir yaka kalıbı bu arada. Çok beğendim ben bu kalıbı çok beğendim. Onu söylemeden... Yani sonunda söyleyeceğim elbette ama defalarca söyleyesim var. Cuk oturan dediğimiz kalıplardan. Şurada bir şey hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz biz tüneli üstten dikip iliklerimizi üstten açıp geçirmiştik. Siz bunu tam altından yapabilirsiniz. Kolda bu kol kalıbıyla üzerine sadece bant dikebilirsiniz. Sadece ağzını büzebilirsiniz. Ben biraz kalıba bağlı kalmak istediğim için böyle yaptım. Şuradan büzüp şey geçirebilirsiniz. Tünel yapıp etek ucundan geçirebilirsiniz. Kol ağzından geçirebilirsiniz. Söyleyemedim. Hadi şimdi artık bitirelim. Ne kaldı? Ütümüz, ilikler, etek ucu, temiz, son temizlik, son ütü, son kontrol. Gördüğünüz gibi konuşamadığım bir gün daha huzurlarınızdayım. Hadi devam edelim. Kol işaretlerine, kol ortasına, kol altına dikkat ederek ve denk getirerek kollarımı iğneledim. Kol dikişini yapacağım. Bitti bitti diyorum ama apoletlerimi hazırlamamışım. Şimdi apoletler hazırlayacağım. Neredeyse kol dikiyordum apoleti takmadan.
Apolet kalıbımı koyuyorum. Düz boy ipliğine dikkat ederek etrafından dikiş paylarını veriyorum. Köşelerine dikkat ederek keseceğim. Etrafından dikeceğim ve çevireceğim. Spor dikişlerini yapacağım. Apoletim hazır olacak. Bantlarımı diktim. Kollarımın arasına soktum. İplerimi temizlememişim. Bu bantlarla düğme birleştirilecek. Yaka bitti. Klapan bitti. İç temizliğini yaptım. Ütülüyorum şimdi. Artık ne kaldı? İlik düğme. Etek ucunu da makinayla diktim. Ütülemedim henüz. Ütüleyeceğim. Ondan sonra da inşallah bitiriyoruz. Kalıp üzerindeki işaretlere göre ilik düğme yerlerimi tespit ettim. 4 tane iliğimi açtım. Size düğmelerimi de göstereyim. Şimdi karşı tarafa ve apoletlerime düğme dikeceğim. İliklerimi açacağım. Düğme dikeceğim diyorum. Her giyimci bayılır zaten biliyorsunuz düğme dikmeye. Çünkü bitiririz işi ve en son iş düğme dikmeye geldiğinde çok üşeniriz bu işe. Hadi bakalım artık inşallah bitmiş halinde paylaşalım. Işığım çok güzel değil ama genel olarak şöyle size göstereyim. Şimdi ipler temizlenecek. İlik düğmesi yapıldı. Kolları yapıldı. Ütüsü yapılacak. Ütüsü yapıldıktan sonra da apoletlerimi de şöyle göstereyim. Kollar da böyle. Bir de üzerimizde görelim bunu. Bitti hanımlar. Şimdi giyip manken yürüyüşümüzü yapalım. Şimdi biz bunu diktik. Hülya Hanım'a giydirdik. Çünkü oversize bir kalıp. Dönelim kollarımızı gösterelim. Şöyle bitti. Kalıp çok tavsiye bir kalıptır. Ütümüz henüz bitmemiş. Yalnız ben şimdi az önce ütüledim göya bunu. Kol ayrıntılarımız. Evet. Hiçbir yerinde hiçbir sorun ve sıkıntı çıkarmadan giysimizi giymiş olduk. Bir tane daha dikiyoruz şimdi. Onu da paylaşacağız inşallah sizinle. Şuradaki ütüsüz hali çok gözüme takıldı. Onu ütüleriz mutlaka. Teşekkürler Hülya Hanım.